Merhabalar efendim. Bugünlerde sıklıkla duyuyor ve söylüyoruz. Artık teknoloji çağındayız. Her şeye çok çabuk ulaşıyoruz. Bu teknoloji, bu hız bazı şeyleri hayatımızdan geri plana atmamıza sebep oluyor. Mesela okumak, yazmak, dinlemek, söylemek gibi. Öyle ki bu dört unsur boş zamanlarımızda yaptığımız şeyler haline geldi. Bir şeyi boş zamanlarımızda sadece canımız sıkılmasın diye yaparsak o şey hayatımızda önem açısından ne kadarlık bir yer kaplar? Hiç düşündük mü? Ahmet Yeseviler, Yunus Emreler boş zamanlarında yazmış olsalardı, Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaşi Veli boş zamanlarında okuyup araştırsalardı, söyleselerdi bu mertebeye erişebilirler miydi? Neyse ki onlar bizim gibi değillermiş. Az önce söz ettiğimiz şu teknoloji çağında bile hala kendilerinden söz ettiriyor olmaları onların nasıl bir ilim ve irfana sahip olduğunun göstergesidir. Bu öz eleştiriden sonra şimdi gelin bu irfandan bir nebze olsun faydalanmak adına sözü sözün üstadlarına bırakalım. Neler yazmışlar, neler söylemişler, ne mesajlar vermişler. Hep birlikte dinleyelim. Yeniden hoş geldiniz efendim. Bugün ben bir güzel gördüm. Bugün ben bir güzel gördüm. Bakar cennet sarayında. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinde. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinde. Salındı bahçaya girdi, salındı bahçaya girdi. Çiçekler selama durdu. Mor menevşe boyun eğdi, gül kızardı. Emrah'da bir Edna buldu, bağışla geç günahından. Emrah'da bir Edna buldu, bağışla geç günahından. Geçmişte yazılmış çok sayıda eserlerin tasavvuf süzgecinden geçtiğini görüyoruz. İşte bunlar yüreğimize daha bir dokunan eserlerdir. Mısralar arasında gezerken o ulvi söylemlerin ahengi bizi mana alemine,
mana aleminde bir yerlere götürüyor. Bizi düşünmeye, kendimizi yoklamaya sevk ediyor. Şimdi sırada işte böyle bir eserimiz var. Beni benden cüda kılsan ne olur ya Rab. Hak yoluna feda kılsan ne olur ya Rab. Dua niyetine okuyalım, dua niyetine dinleyelim. Buyurunuz efendim. Sıradaki eserimiz yine Erzurum yöresinden. Sözleri Gedai Mahlası'yla yazmış olan Hacı Hüseyin Efendi'ye ait. Bu eser hepimizin bildiği Kadem Bastı Gönül Tahtı As Sultanım şeklinde maalesef yıllardır yanlış okunuyor. Biz tabii burada bir art niyet arıyor değiliz. Yanlış aktarılmış, yanlış söylenmiş olabilir. Beşer şaşar demişler ama tabii yanlışta ısrar etmemek lazım. Şimdi bu eserin doğru telaffuzunu siz İrfan Türkleri izleyicileriyle
paylaşacağız. Kadem bastın gönül tahtına, sultanım safa geldin. Kadem bastın gönül tahtına, sultanım safa Efendim, programımızın tam da burasında şimdi Sivas'taki dostlarımız bizi bekliyorlar. Hep birlikte Sivas'a gidelim, dostlarımıza kulak verelim.
Muhammed Mustafa. Tamam ettim.
Reddi kılma kimseyi. Efendim, yaşadığımız her şey sebep-sonuç dairesinde gelişiyor. Buğdayı toprağa ekiyoruz mahsul alabilmek için. Okuyoruz ilim sahibi olabilmek için. Bazı zorlukları göze alıyoruz ileride her daim zorluklar çekmemek için. Ve temiz yaşamaya, gönül hoş etmeye çalışıyoruz Allah'ın rızasını kazanabilmek için. Sıradaki türküde bakın aşık ne diyor? Aşık isen dost bağından nuş eyle, arif ol daima, gönül hoş eyle. Beyinler olayları ve konuları farklı algılayabilir. Ancak kalp yanılmaz, doğruyu hisseder. Erenlerimiz işte bunu bildikleri için olsa gerek, onların yazdıkları ve söyledikleri doğrudan kalbimize işler. Bunlardan biri de miskin Yunus'tur. Yunus söylemiştir ve söylediği her sözün tesiriyle kendinden geçmiştir. Aşık Yunus olmuştur. Şimdi programımıza gül ile bülbül arasındaki kadim meseleyi Yunusça anlatan, adeta algılarımızı ters düz eden bir bülbüle sorulan sorular ile insanı kendi kişiliğini keşfe çıkartan bir eserle devam ediyoruz efendim.
İsmi Sübhan, Firdin Nihar. Sözün en güzeli söyleyenin doğru söylediği, işitenin de yararlandığı sözdür demişler. Dilimiz döndüğünce bu toprakların değerleri olan erenlerimizin, aşıklarımızın kelamlarını İrfan Türküleri programı altında sizlerle paylaşmaya çalıştık. Dün onlara yazdıran bugün bize de söyletti. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın efendim.